mesela Türkiye'deki bu emeklilik şartlarında değişen ne var? Ya da her şey bıraktığımız gibi mi duruyor? Son yaptığımız programdan beri. Her geçen gün bir şeyler değiştiriliyor. Bunun hakkında ne söylemek istersin? Şimdi Türkiye'den emeklilikle alakalı az önce dediğimiz gibi de bir 2019 yılında çok ciddi bir kanun değişikliği oldu ve bu kanun değişikliği artık sistemi Bağkur'a çevirdi ve Bağkur'dan çok ödeyerek az maaş alacak bir sistem geldi. Ama bunun bir takım istisnaları var, bunun bir takım yolları var. Yine eski sistemden az ödeyerek yüksek maaş almanın bir takım imkanları var. Bu noktada durumu uygun olanların, herkes için değil ama bazı kişiler için, durumu uygun olan kişiler için bu yollar denenebilir. Zaten biz başta kişi geldiğinde bir hesaplama yapıyoruz ve sadece Türkiye'den emeklilik konusu ile alakalı herhangi bir hesaplama ücreti almadan baştan hesaplıyoruz. Olabilecekse yola çıkıyoruz, olamayacaksa zaten sizin durumunuz eski sistemden olmuyor diyoruz. Hani bu noktada devlet SSK'dan emekliliği kaldırmadı. SSK'dan yurt dışı borçlama imkanını kaldırdı. Hala SSK'dan emekli olmanın bir takım yolları var, bir takım imkanları var. Yeter ki kişiler buna inansın ve önce bir hesaplama yaptırsın. Ve olabiliyorsa, durumu şartları uygunsa bu yola çıksın. Mesela kadınlar çocuk doğurduklarında ciddi avantajlar elde ediyor. İki tane çocuğu olan bir kadının Türkiye'den SSK'dan emekli olma ihtimali çok yüksek. Eskiden çalışması olan kişilerin SSK'dan emekli olma ihtimali yüksek. Ama mesela diyelim ki bir erkek Türkiye'de daha önce hiç çalışması yok. Artık bundan sonra yapmasının da pek bir anlamı yok. 3,5 sene Türkiye'de SSK'lı çalışmasının da bir imkanı yoksa bu kişinin Türkiye'den SSK'dan emekli olma imkanı yok. Bu kişi Bağkur'dan emekli olur. Ama başka durumu şartları olan kişilerin Türkiye'de SSK'dan emekli olma imkanı var. Biz bunu kanun değiştikten sonra dahi işlemini aldığımız, sonuçlandırdığımız, neticelendirdiğimiz dosyalarımız olduğu için kendimize güvenerek ve üstüne basa basa söyleyebiliyoruz. Böyle bir imkan söz konusu var. Ama mesela geçtiğimiz günlerde ben bir arkadaşla tanıştım. O dedi ki bana ben Türkiye'de işte 1800 güne yakın sosyal sigortalardan sigortası görünüyor. Ben şimdi diyor niye diyor Bağkur'dan emekli olacağım diyor. Ben diyor sigortadan girişimi yapmışım diyor. Bu böyle ne dersin bu konu hakkında? Şimdi SSK'dan işte onları zaten bu Türkiye'den buraya yasalamaları da gelmeden çok önce etkiledi. 1800 günü varmış zaten SSK üstünden. Şimdi o bu Evet. Türkiye'de SSK üstünden mi emekli olacak yoksa Bağkur'dan mı olacak? Bu kişi son 3,5 yıl SSK'ya ödeyebilirse, borçlanabilirse ya da çalışmayla tamamlayabilirse SSK'dan emekli olabiliyor. Ve bu mümkün. Yani bu kişi mesela bize başvurursa biz bunun yol haritasını çizeriz. Bu kişi SSK'dan emekli olabilir. Bunun imkanı var. Özellikle zaten bu tür insanlar çok mağdur oldu. 1800 gün, 2000 gün Türkiye'de çalışması var. Sonradan 2019'da bir kanun çıkıyor. Sizi Bağkur'a attık diyorlar. Ama Evet. olmaz. Kazanılmış hak diye bir durum söz konusu. Yani bu kişinin kazanılmış hakkı var. Hukuk buna müsaade etmez. Ama bu kişi SGK'ya gitsin. SGK buna diyecek ki sen sadece Bağkur'dan borçlanabilirsin. SSK'dan borçlanamazsın diyecek. Ama Onlar bunun direkt bu öyle söylüyor. kişinin SSK'dan emekli olma imkanı var. Ve aradaki fark çok ciddi. Mesela şu anda Bağkur'dan emekli olacak bir kişi 40 ile 50 bin euro arası ödeyip 1500 lira emekli aylığı alırken SSK'dan emekli olma imkanı olan bir kişi 20-25 bin euro ödeyip 2500 lira maaş alabiliyor. Ve arada ciddi bir fark var. Tabii. Ondan dolayı SSK'dan emekli olma yollarını kişiler önce bir araştırsınlar, ona göre yollarına devam etsinler. Bu çocuklu kadınlarımız için o şeyi biraz açabilir miyiz? Çocuk sahibi olan kadınların avantajlarını. Yani sadece Şimdi iki çocukta mı? Yani ne kadar öderse kadınlarımızdaki düşüyor bildiğim kadarıyla çocuklu kadınlarda. evet, iki çocuğu olan kişiler, en az iki çocuğu olan kişiler tabii çocukların doğum tarihleri de önem arz ediyor ama bu kişiler SSK'dan emekli imkanı elde edebiliyor ve 40 bin 50 bin euro ödeyeceğine yaklaşık 20 bin euro 25 bin euro civarı bir paraya da emekli olabiliyor. Her ne kadar şu anda kur yükselişinden dolayı bizler 20-25 bin euroyu bile o çok paraymış gibi düşünsek de emeklilik için aslında çok makul rakamlar. Çünkü başladıktan sonra 5 ile 8 sene arasında 7 belki 8-9 sene 7 sene 6 sene içerisinde yatırdığı parayı geri alabiliyor. Evet. Almanya'da
Şu eskiden yaparlardı, artık o kriter de değişti. Mesela bir şey kendini 13 yılda amorti ediyorsa o karlı bir yatırımdır. Ama 13 yılı Evet. geçiyorsa pek yaklaşmayın derlerdi eskiden. Ama şimdi paranın artık pek değeri kalmadığı için özellikle gayrimenkul alımlarında Almanya'da bakıyoruz, kira getirisi 30-35 senede kendini amorti eden yerleri bile insanlar yatırım yapıyor, alıyor. Dolayısıyla bu emeklilikle alakalı şunlar düşünüldüğünde, işte ömür boyu alınacak bir maaş, vefattan sonra eşlerin çocuklarının dahi bundan istifade edebileceği, bununla beraber bu kişilerin işte vefattan sonra diyelim ki bir yetim kız çocuğu o evlenene kadar alabiliyor. Evlendiğinde 2 senelik emekli aylığını toplu bir şekilde çeyiz ödeneği olarak alıyor. Ve sağlık kasası açık oluyor. Bu kişi sağlık güvencesinden yararlanıyor. Yurt dışında anlaşmalı ülkelerde bile sosyal güvenlik şemsiyesinden yararlanabiliyor. Bunlar falan düşünüldüğünde bu gerçekten paha biçilmez bir hak ki devlet de bunu zaten fark ettiği için artık bu ürünü tedavülden kaldırmadı ama dedi ki ben de önceden bunu satıyordum 15-20-25 bin euroya ama artık benim bu ürünüm hala var. Belki bir segment altı ama 45-50 bin euro yani mağazamızda duruyor, almak isterseniz alabilirsiniz şeklinde bir yola gitti. Yoksa yurt dışındakiler için emekliliği tamamen kaldırmadılar. Sadece fiyatları Evet. çok yükselttiler. Ama eskiden çalışması olanlar, çocuk doğumu olanlar, bu tür kişilerin kazanılmış hakları var. Bu haklarının peşinden gitsinler. Direkt kabullenmesinler bazı hususları. Peki ücretler yükseldi derken emeklilik maaşını da yükseltme imkanımız var mı? Tabii emekli maaşlarını yükseltmek mümkün. Yani 1500 liralardan 3000 liralara kadar çıkarmak asgariden ödeyen biri için mümkün. Ayrıca azamiden yani yüksekten ödemek isteyenler için bu çok daha yükseklere çıkarılabilir. 7 bin, 8 bin liralara kadar da çıkarılabilir. Özellikle mahallen emekli olacak olanlar için bazen biz bu yüksekten ödeme olayını yapıyoruz. Mesela kişi mahallen engelli, %60 rapor var, %60 bir engellilik raporu var. Bu kişiye 1800 gün bile yetebiliyor. 1800 gün sayısı azaldığı için en az alttan değil de en üst segmentten ödettirebiliyoruz. Ve bu kişi bir bakıyorsunuz 1800 gün ödeyerek 7000 lira, 8000 lirayla emekli olabiliyor. Yani ödenen rakamlar, ödenen yıl aralıkları bunların hepsi emekliliği etkiliyor. Ve bu detaylı hesaplamalar neticesinde kişinin durumuna, şartlarına göre en mantıklı yolu uyguluyoruz. Ama zaten en asgariden ödediğinde bile 3000 lira alacak bir kişiye boşu boşuna yüksek ödemesini tavsiye etmiyoruz. Ama bazı Evet. kişiler durumu şartlarından dolayı asgariden ödese 3000 lira alamayacak. Bu durumda bu kişiler yani 1500 lira alacağına birazcık parayı yükselterek yani 5000, 6000, 7000 liralara çıkartma imkanı söz konusu olabiliyor. Bu emeklilik hakkında söylemek istediğin, eklemek istediğin varsa onları tamamlayalım, ondan sonra buna geçelim istiyorum. Son olarak emeklilikle alakalı benim insanlara tavsiyem herhangi bir adım atmadan, herhangi bir dilekçe vermeden bir kuruma bir uzman avukata dosyalarını inceletsinler ve oradan çıkacak netle beraber SGK'ya da gidip sorsunlar. Aradaki fiyat farkını bir karşılaştırsınlar. İşte avukata gittim bu kadar çıkardı, SGK'ya gittim bu kadar çıkardı. Hangisi daha mantıklı ondan sonra karar versinler. Ama onlar işlem yaptıklarında, içeri dilekçe verdiklerinde artık bizim hareket alanımız çok daralıyor ve biz bu kişiye yardımcı olamıyoruz. Çünkü hakkını kendi eliyle öldürmüş oluyor. Memurlar ellerinden bir takım dilekçeler alıyor ve mevcut sistemi tamamen kabul etmiş oluyorlar ve bir şekilde mağdur olmuş olabiliyorlar. Onun için dosya tam bitmeden getirilmesi doğru olacaktır. Bir de benim bazı insanlara şunu tavsiye ediyorum. Özellikle 2018 Kasım ayından önce işlemlerini yapmış kadınlar için konuşuyorum. Benim işim nasılsa bitti, ben yaşımı bekliyorum diye düşünmeyin. Dosyanızı yeniden incelettirin. Çünkü 2018 Kasım'ından sonra birçok değişiklik oldu ve bu değişiklikleri yıllar önce işlemini yapmış olanlara dahi işlettiler. Onları dahi kapsamına aldılar. Elinizde yazı bile olsa, mesela size 2017'de işleminizi yaptınız. Size dediler ki 47 yaşında emeklisin, 47 yaşında gel. Siz şu anda 45'siniz, daha bekliyorsunuz. Beklemeyin 47'yi. Şu anda bir dosyanızı inceletin ya da SGK'ya gidin sorun.
O kendi verdikleri yazıyı bile inkar ediyorlar. Diyorlar ki o zaman dün dündür, bugün bugündür. Biz sana öyle bir Evet. yazı verdik ama şartlar değişti, yasalar değişti, genelgeler değişti. Biz senin artık 47'ni kabul etmiyoruz, senin 57 oldun artık. Oh. Vatandaş şok oluyor. Yani vatandaş 47 Evet. emekli beklerken birden 10 sene, 5 sene sonraya gün Evet. verebiliyorlar. Bazısında 1-2 sene etkiliyor, bazısında 5 yıl, 10 yıl etkileyebiliyor. Bununla alakalı açtığımız davalar var, kazandığımız davalar var. Çünkü bunlar kazanılmış haktır. Kazanılmış hakları bu şekilde bir genelgeyle ortadan kaldıramazlar. Çünkü emeklilik hakkı sosyal güvenlik hakkıdır. Sosyal güvenlik hakkı anayasal güvence altındadır. Anayasanın 62. maddesinde de devletin yurt dışındaki Türklerin sosyal güvenliklerini koruma yükümlülüğü bulunduğu belirtilir. Dolayısıyla ilgili bazı genelgeler anayasaya bile aykırı. Artık kanunu geçiyorum, anayasaya bile aykırı. Genelgediğimizde SGK Başkanı'nın tek başına imzalamış olduğu, çıkarmış olduğu bir yazı. Yani bu yazıyla bazen kanun gibi insanların sadece kanunlarla düzenlenebilecek haklarını düzenliyorlar ve insanları maalesef mağdur edebiliyorlar. Bu şekilde mağdur olmak istemeyen vatandaşlar, kişiler mutlaka dosyalarını incelesinler. Bitirmişse bile incelesinler. Evet.